Cenab-ı Hak Ramazanlarınızı mübarek eylesin. Amin. Oruçlarınızı makbul eylesin. Amin. Dualarınızı, ibadetlerinizi kabul eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hakkı hak bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hak yolunda mücadele eden, koşturan kullarından eylesin. Amin. Batılı batıl bilip batılla cihad eden, batıla karşı mücadele eden kullarından eylesin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmet-i Muhammed'i Kur'an ve sünnet-i seniye sımsıkı yapışanlardan eylesin. Amin. Kur'an ve sünnet-i seniyenin yaşanması ve yaşatılması için mücadele eden kullarından eylesin. Amin. Allah gecelerinizi ve gecelerimizi hayırlı eylesin. Amin. Yeniden selamun aleyküm. İki seferdir sabah uyandığımda sağ elimin şehadet baş parmağının kınalı olduğunu gördüm. Allah hayırlısını eylesin. Kur'an ve sünnet seni yapışmayı nasip eylesin cümleye inşallah. Evet. Ramazan malum oruç ayı başladı mı bitti say. O yüzden bu oruç ayını inşallah ibadetlerle, zikirlerle, dualarla, tövbelerle geçirmeyi nasip eylesin Cenab-ı Hak cümlemize. Dilimize sahip olup, boğazımıza sahip olup, inşallah dilimizle günah kebairlerden uzak durup, boğazımıza da sahip olup çok yemeden inşallah Ramazan'ı geçirip bitirenlerden eylesin. İnşallah bayramı da bayram olsun. En azından af oldunuz hitabına nail olan kullarından eylesin. Çünkü eğer bir kimse gerçekten kendini disiplin eder, gerçekten kendini Ramazan'da tövbeye, zikre ve kendisini toparlamaya niyet eder, öyle toparlarsa inşallah Rahman son 10 günün içerisinde de 10 günü ibadette geçirir, Kadir gecesini ararsa Rabbim inşallah henüz daha sağlığındayken o müjdeyi alan kullarından eylesin inşallah. O yüzden değerli kardeşlerim, orucun bu manadaki ehemmiyetine İdrak edip dilimize sahip çıkalım. Orucun ehemmiyetini idrak edip yalandan, yeminden, gıybetten, dedikodurdan, iftiradan, dilimizin afatlarından Allah muhafaza eylesin. İnşallah kendimizi koruyalım. Bazı mezhepler dilin korunmadığı orucun bozulma hükmünü vermişler. Yani bir kimse gıybet etti, iftira etti, dedikodu etti, yalan söyledi oruçluyken orucunun bozulduğuna hükmeden mezhep imamlar olmuş. Her ne kadar İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Maliki, İmam Hanbeli, dört mezhep imamı buna katılmamışlar. Ama ve lakin malum meşhur olanlar, şu anda ayakta duranlar bunlar. Yoksa 30 kusur mezhep imamı var. O yüzden onların içerisinden bazıları bir kimse eğer yalan söyler, yemin eder, gıybet ederse orucunun bozulduğuna hükmetmişler. Ehli sufi de manen orucunun bozulduğuna hükmetmiş. O yüzden bu Ramazan ayında dilimize sahip çıkalım. Bu insanın en fazla böyle bu ara imtihan olduğu, açığa düştüğü yerler üçüncü, dördüncü, beşinci şahıslarla alakalı, ikinci şahıslarla alakalı, kendisinin dışındaki şahıslarla alakalı açığa düşüyor. Bir bakıyorsunuz bir başkasının arkasından, hepimizde var bu, Rabbim cümlemizi affetsin. Bir bakmışsınız işte onun aleyhine atıp tutuyoruz, bir gıybet ediyoruz, haklı görüyoruz kendimizi. Bilhassa bu siyasetçiler bizi çok günah katıyor. Kendi kendimizi haklı görüyoruz. Şunu şöyle yaptılar da, bunu böyle yaptılar da, şöylelerde, böylelerde Allah muhafaza eylesin günaha giriyoruz. Veyahut da
tanımadığımız, bilmediğimiz bir kimseyle alakalı bir yorumda bulunuyoruz, gıybet ediyoruz, günaha giriyoruz. Allah muhafaza eylesin. O yüzden dilimizi koruyarak, dilimizi muhafaza ederek inşallah bu mübarek Ramazan günlerini geçirelim. Çokça tövbe edelim. Çokça tövbe edelim. Günahlarımıza yanalım, günahlarımıza bu noktada kusurlarımıza, hatalarımıza Allah'tan tövbe ederek, Allah'a tövbe ederekten inşallah onların affolması için Cenab-ı Hak'a yalvaralım. Çokça zikredelim. Bilhassa iftar vaktinde bayan kardeşler, kadınlar iftar vaktine yemeklerinizi geciktirmeyin. Yemek yapacağız diye uğraşmayın. İftara 10 dakika, 15 dakika kala, 20 dakika kala sofranızı hazırlayın. Oturun, siz de Allah'ı zikredin, siz de tövbe edin. Bütün ev halkını zikrullah'a davet edin. Ve ev halkı zikrullah yapsın son 10-15 dakikada. Çünkü oruçlunun iftar vakti duası müstecaptır. Cenab-ı Hak onu geri göndermez. Hep böyle tarif ederim ya, Medine-i Münevvere'de böyle son yarım saat böyle çıt çıkmaz, bir hışırtı olur. Dua dua üstüne, zikrullah zikrullah üstüne, Kur'an-ı Kerim okuyanlar bir tarafta, zikrullah yapanlar bir tarafta, dua edenler bir tarafta, gerçekten o Ramazan'ın tadı, lezzeti o esnada çıkıyor. Böyle son o yarım saat, 45 dakika herkeste bir sessizlik, böyle bir huşu, böyle bir ayrı bir maneviyat, ayrı bir derinlik oluyor. Aynı şekilde Mekke'de de aynı oluyor. Mekke'de de son 10 dakika, 15 dakika artık son tavaflarını yapanlar böyle pecmurde bir şekilde düşmüşler, yavaş yavaş hareket ediyorlar. Ve işte ortada hurma dağıtanlar, zemzem dağıtanlar hemen ezan okunur okunmaz iftar etsinler diye. Ve işte oturanlar, orada da Kur'an-ı Kerim okuyanlar, Allah'ı zikredenler, dua edenler ayrı bir lezzete tadı oluyor. Cenab-ı Hak cümlenize nasip eylesin. Amin. Gelecek zürriyetlerinize de nasip eylesin. Amin. Cenab-ı Hak gelecek zürriyetlerimizin de Ramazan'da veya Ramazan'ın dışında rızkını orada tesis eylesin inşallah. Amin. Helal paralarla, hayırla, sağlıkla, afiyetle cümlenizi ve cümlemizi nasip eylesin. Amin. Gerçekten bir kimse kendince Müslüman olduğunu idrak ediyor. Yani diyorsun ki evet ya Müslümanım ben. Evet yani biz gerçekten İslam'ız diyorsun. Bu gerçekten bu böyle insanın içinde ayrı bir hoşluk, ayrı bir tatlılık veriyor. Siz bakmayın o insanların yok Araplara para yediriyorsunuz, yok şunlara para yediriyoruz diyen, yediriyorsunuz diyenlerin lafına bakmayın. Cenab-ı Hak hayırlı rızık versin, hayırlı nasip versin, hayırlı kazanç versin. Her sene gidin inşallah. O yüzden hele bir de gençler var ya, gençliğinizde gitmeye gayret edin. O böyle genç çağda gitmeye gayret edin. Böyle fırtına gibi inşallah tavaf edin, dua edin, orada zikrullah yapın. Bu muhteşem bir şey. Yaş geçince artık bakıyorsunuz gerçekten işte ona mecaliniz yetmiyor, ona gücünüz yetmiyor. Yok orada ayağınız ağrıyor, yok orada ayağınız şişiyor. O kolay şeyler değil bu. Ama gençken inşallah hepinizi Cenab-ı Hak nasip eylesin inşallah. O yüzden hulasa Ramazan'ınızı inşallah daha derinlemesine geçirmeye gayret edin. Böyle oruç gibi olsun. Az yiyin. Az yiyerekten böyle vücudunuz düşsün biraz. Orucu idrak edin yani. Böyle akşama kadar, sabaha kadar Mustafa Özbağ gibi hapur küpür hapur küpür yiyip ertesi gün göbek şiş dolaşmayın. İnşallah böyle o açlığı hissedin. Diliniz, damağınız kurusun. Onu hissedin. Orucu hissedin. İnşallah ve tövbeyle, zikrullah ile, dua ile, Kur'an ile Ramazan'ı derinlemesine geçirin. Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler, bakın Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Muhakkak en az bir sayfa, iki sayfa, üç sayfa okuyabilenler bir cüz. Bilmeyenler de bu Ramazan mübarek günlerde kendisine ilke edinsin. Günde bir harf öğrense
29 günün sonunda Kur'an-ı Kerim'i bitirmiş olur okumasını. Öğrenir. Bilmeyenler. Muhakkak Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Hatta kendi aranızda kurslar oluşturun. Tabii küçük küçük. 3 kişilik, 5 kişilik. Evlerde Kur'an-ı Kerim'i öğrenin. Bir tane biriniz bilen bir kimse o tutursun, öbür günler de öğretsin. 10 günde öğrenirsiniz. 10 günde sizler zeki insanlarsınız. Sufi zeki insandır. Gerçek bir sufi zekidir. İdraki açıktır. Hele bir de böyle maneviyatı var ise, o böyle hal ehli ise daha çabuk öğrenir. Cenab-ı Hak onun kalbine nakşeder. O yüzden sufinin en önemli özelliklerinden birisidir. Sufinin kalbinin harekete geçmiş olması. Kalpleriniz harekete geçsin. Kalbiniz ilham alsın. Rüyalarınız açık olsun. Kalbiniz açık olsun, ilham alsın kalbiniz. Bu konuda derinleşmeye gayret edin. Bu da çokça zikirle, bağlılıkla, itaatle, haramlardan uzak durmakla olur. Bakmayın siz o kendisi kör olanlar bunun olmayacağını söylerler. Kör onlar. Sufilik kalbi bir ilimdir. Onun üzerinde yürür. Kalbidir sufilik. Sufilik zahiri korur, muhafaza eder. Ama yürüyüşü kalp ayağındadır. Zahirle değildir. Zahiri reddetmeyiz. Zahir kabuk gibidir. Kabuk. Biz şeriat-ı garraya önem veririz. Şeriat-ı garrayı delmeyiz. Kur'an ve sünnete tabi oluruz. Ama yürüyüşümüz kalp ayağındadır bizim. Bu neyle mümkün? Hani hadisi kutsi de diyor ya, kul farzları yerine getirmek de Allah'a en sevimli işi yapar. Nafilelerle Allah'a yaklaşır. Ve Allah'ı sever. Allah da onu sever. O yüzden sufiliğin düsturu budur. Bunun üzerinden yürür. Bu zahiri terk etmek, zahiri önemsememek, zahiri kıymetsizleştirmek değil bu. Bunu böyle anlamayın. Zahirimiz olmazsa olmazımızdır. Biz zahire tabi oluruz. İmamların içtihatlarına tabi oluruz biz. İmamların içtihadının dışına çıkmamaya gayret ederiz. Ama yürüyüşümüz kalp ayağıladır. Bunu körler kabul etmezler. Çünkü başındaki şeyh kör, dervişler de kör. Başındaki şeyh kalp ayağıyla yürüyorsa, dervişlerin de kalp ayağına yönlendirir. Der ki kalbiniz çalışsın. Ama baştaki şeyh körse, hatta bazıları da körün körüdür. Bazıları da körünün körüdür. Evet. Onların hiçbir şeyden haberleri olmaz. Şeyh midir? Şeyh'tir. Şeyh'tir. Kör müdür? Kördür. Ben çok rast geldim onlara. Bakın çok rast geldim. O yüzden Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum ki Rabbim bizi kalp ayağıyla yürüyen bir yerde istihdam etmiş. Adam rüya ile amel olmaz deyip çıkıyor. Veya hal görenleri onlar istişraç görüyor deyip çıkıyor. Ya istişraç görüyor dedin, kafir mi bu adam? Kafirler istişraç görür. Onlara istişraç gelir. Yani o nedir? Şeytani bir haldir. Adam La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediyse, Kur'an ve sünnete bağlıysa, haramlardan uzak durmaya çalışıyorsa, dervişlik yapmaya çalışıyorsa, ondaki hal istişraç değildir. Bazı kardeşlerimiz neden bu kadar hal yazılıyor, neden bu kadar rüya yazılıyor diye böyle şikayetvari konuşuyorlar. Onlar o dergahın
kalp ayağıyla yürüdüğüne delildir. Sufilik çünkü kalp ayağıyla yürür. Adamın esması değişecek, rüyayla değişecek veya halle değişecek. Adam ya dervişin kendisi rüya görecek ya da şeyh onun üzerinde rüya görecek. Ama derviş görecek, aslı bu. Derviş şahadet edecek, şahitlendire şahitlendire gidecek. Şahitlendire şahitlendire. Hal görecek, şahitlendire şahitlendire gidecek. Ben rüya görmüyorum, hal görürsün o zaman. Ben rüya görmüyorum, kalbine ilham gelir o zaman. Sen muhakkak, sana bir işaret gelir, muhakkak sana manevi bir kapı açılır, muhakkak. Çünkü 70 türlü değil, 70 bin türlü hal vardır. 70 bin türlü hal vardır. Bunu ancak kalbi ilme vakıf olan şeyhler, mürşitler bilir. Şeyh de demeyeyim onlara. Mürşitler bilir bunu. Şeyh herkese şeyh olur. Adam birisi, ihtiyar birisi ölecektir, alır onun şeyini, ne o? İcazetinin altına onun mühürünü basar, bir tane de imza uydurur oradan, bir tane de şahit uydurur. Oldu icazeti adamın, tamam bitti. İcazeti var mı? Var. Kör mü? Körün körü. Ondan yetmez. O dergahta rüya görenler olacak, hal görenler olacak. O rüyayı o üstad tevil edecek. O hali o üstad tevil edecek. Dersi değişecek olanın dersini değiştirecek. Esması değiştirecek olanın esması değişecek. O kimse rüya görmüş. Hoş geldiniz. O kimse rüya görmüş. Rüya gördüyse onun rüyasının tevili lazım. Tevil edilecek olan tevil edilecek. Tevil edilmeyecek olan tevil edilmeyecek. Dervişin durumuna, konumuna göre orada da ayrı bir eğitim var. Derviş vardır, ona işte rüyasında görmüştür, işte ben hu 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 diye diye uyandım. Onun o rüyayı yorumlayan üstad bakar. Yani buna hu esmasını versem nefsine uyacak. Ben hu esmasına geldim diyecek, tıngıl diyecek, düşecek. Ona vermez esmayı örneğin. Sen tevhide devam et der örnek. Nefsine uyma. Bana hu esması verilmesi lazımdı. Neden vermedi deme. Eğitime tabi ol. Senden az mı biliyor o? Binlercesi geçmiş elinden. Otur ama rüyanı ona anlat. Ama yok işte ben sabaha karşı bir ağacın dalına kuş gördüm. Kuş da uçtu. İşte bu ne mana gelir? Bunu da yazma. Yazacağın şey manevi olsun, evet. Ha, önemsiz de görme rüyayı. Çünkü peygamberliğin 46 cüzünden bir cüz sahih rüya. Bunu inkar eden küfre düşer. Rüyayla amel edilmez diyenler küfre düşerler. Çünkü neden? Ezan rüyayla. Ezan rüyayla. Öyle kalkıp da kendi kafandan ahkam kesme. Sen görmüyorsan hiç kimse görmüyor diye düşünme. Sen zikrullah'ta hal görmüyorsan onlar öyle şey mi olurmuş istisraç deme. Kör olduğunu gösteriyorsun. Allah muhafaza eylesin. O yüzden bu Ramazan'ı derinleşme ayı olarak, kar ayı olarak görün. Ramazan'da derinleşin. Son 10 günde derinleşmekte zirveye gidin artık. Zikirle, tövbeyle, tasaddukla, hiç önemli değil. İstersen bir ekmek al ver. Yarım hurmayla da olsa cehennem ateşinizi söndürünüz.
Ramazan Kur'an ayı. Ramazan cömertlik ayı, tasadduk ayı. Ramazan tasadduk ayı. Ramazan cömertlik ayı. Sakın ha. O yüzden zikri, tövbeyi, Kur'an'ı, tasadduğu asla ihmal etme. 50 kuruş olsun, önemli değil. Birisinin 5 lirası var, 1 lirasını vermiş. 5'te 1 verdi. Birinin 50 lirası var, 1 lira verdi. O da 50'de 1 verdi. Hangisi fazla? 5'te 1 veren. İkisi de 1 lira verdi ama. O yüzden tasadduk edin. Böyle ya bana zekat düşmüyor. Düşmesin canım kardeşim. 100 lira ver, 200 lira ver. Tasadduk et. Bir fukaranın cebine yerleştiriver. Bir ihtiyaç sahibinin cebine koyuver 5 lira. Belli etme yalnız. Al bu 5 lirayı tasadduk ettim sana. Böyle de yapma. Bunlar son dönem böyle Müslümanlar ne yazık ki şatafata şatafata düştü. Kamyonun yanına filanca kimsenin zekatıdır. Kamyon gır 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 gidiyor. Yok böyle İslam'da tasadduk etmek. Veyahut da işte filancanın erzak paketidir. Yok bunlar. Bunlar bidat. Sağ elinin verdiğini sol elin görmeyecek. Sünnet bu. Sağ elin verdiğini sol elin görmeyecek, bilmeyecek. Sen fark ettirmeden dağıtacaksın zekatını, sadakanı. Fark ettirmeden, göstermeden. İhlas o. Bakın ihlas o. Şataat yok, şatafat yok, gösteriş yok. Hatta kimin verdiği bile belli olmayacak. O kimse onu gördüğünde üzülmeyecek, erinmeyecek. Onun verdiği belli olmayacak yani. O kimse bir erzak gelmiş, kimden geldiği belli değil. Bir para gelmiş, kimden geldiği belli değil. Kimden geldiği belli değil. Yazmayacak oraya, X kimsenin zekatıdır. Allah seni iyi etsin. Yapma, gösteriş yapma. Hiç ol. Kimliğini kaldır ortadan. Veren el ol. Onun eli olsun senin elin. Sen kimliğini gizlersen onun eli olur. Kimliğini açıklarsan onun eli olmaktan çıkar. Kimliğini açıklama. Gizli kal sen. Ver. Eyvallah. Allah'ım iyi etsin inşallah. Amin. Rabbim muhafaza eylesin. Amin. Cenab-ı Hak cümlemizi bu konulara hassas davrananlardan eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi sufilik yolunda kalp ayağıyla yürüyenlerden eylesin. Amin. Sufilik yolunda şataata düşmeden, şatafata düşmeden, gösterişe düşmeden yürüyenlerden eylesin inşallah. Amin. Eftali zikir fâlemennâhu. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La El-Fatiha ma salavat Allah. Amin. Ecmain. Nestor.